Yepyeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Tipime bakın, tipim çok kötü. Bugün günlerden cumartesi ve ben kahvaltı hazırlıyorum. Halit ve Furkan araba bakmaya gitti. Her videomda birisi bir yere araba bakmaya gidiyor ama bu kez bizim 30 kilometre uzağımızda bir araba bakmaya gittiler, yani yakın bir yerde. Furkan'la beraber araba bakmaya gittiler. Ben de o arada kahvaltı hazırlıyorum. Bugün bir güzel kahvaltı yapalım arkadaşlar. Allah izin verirse inşallah bu araba olur. İstediğimiz arabanın aynısı, özellikleri de iyi, parası da uygun gibi. Yani çok uygun sayılmaz ama şimdi baktıklarımızın daha uygununda. Bazı başka kararlar aldık arkadaşlar. Onu da size açıklayacağım Allah izin verirse. Ama bu araba olursa açıklayayım bence. Olmazsa belki yine fikrimiz değişir. Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum. Neler hazırladım size göstereyim hemen. Böyle patates kızartıyorum arkadaşlar. Bu tarafa geçelim. Şurada bir peynir tabağı hazırladım. Şöyle. Şurada böyle patlıcan, mantar, kabak ve biber kızarttım. Burada domates ve salatalık kestim. Burada da salam koydum arkadaşlar. Tabii çocuklar gelip gidip yiyor. Al aşkıma. Acıktı onlar da. Çünkü saat 12'yi geçti arkadaşlar. Ben hemen böyle yemeğimi hazırlayayım. Ondan sonra size sonunu masada çekerim. Evet arkadaşlar, şu an çok heyecanlıyım. Halit arabayı getirdi. Hani benim bakmam için, biliyorsunuz ben de arabayı kullandığım için ben de bakmam lazım. Aşağı iniyorum şimdi hemen. Çocuklar enişteyle yukarıda. Gideyim bir arabaya bakayım arkadaşlar. İnşallah beğeniriz. Kızlar ben şimdi arabayı denedim. Araba süper ya valla. Arabayı denedim şimdi. Halit geri götürüyor arabayı, denedim şimdi işte. Halit geri götürecek. Galeriye verecek. Arabanın yeni servisi, pik galı falan yapılacak. Ondan sonra büyük bir ihtimal ya pazartesi ya da salı ya da çarşamba, artık neyse, alınır. Arabanın parasını ödemiş önden. Ama araba burada yani. O yüzden ödemesi normal. Arabayı alıp buraya getirmek için ödemesi lazım. Hayırlısı olsun inşallah. Hakkımızda gerçekten çok sevindim. Araba güzel ama bakalım. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar ben şimdi perdeleri çıkardım ve perdeleri yıkamaya attım. Onlar yıkanıyor. Evi hadi gel içeri. Damflı yaptım, yani ütülemeli. Flekkenleri iyi çıkarsın diye yaptım. Bir de ekstra şpülünü yaptım. 4 saat 27 dakika. Arkadaşlar bakın, 1 saat 20 dakikamız kalmış. Ama bu köpük nedir ya? Acayip köpüklenmiş. Perdeleri yıkadım. Biliyorsunuz 4 saattir perde yıkanıyor. Şöyle kahvaltı da yaptım. Şimdi kendime bir kahve hazırladım. Kahve içeceğim. Kameram niye böyle oldu kız? Arada arkadaşlar arabayı aldık. Çok şükür nihayet. Allah herkese nasip etsin. İsteyen gerçekten böyle köyde oturanlara daha çok nasip etsin. Çünkü çok lazım oluyor. Arabanın kaporasını ödedik ve pazartesi günü araba bizde inşallah. Bugün günlerden cumartesi. Pazartesine kadar kışlık tekeri takılacak. Ondan sonra tüfü yapılacak, yani pikkale alınacak, her şey yapılacak ve pazartesi günü inşallah elimize alacağız arabayı. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Çok mutluyum, gerçekten çok mutluyum ve şimdi de size söyleyebilirim. Biz bu arabayı iyi bir fiyata aldık. Yani geçen Halit 27.000 euro, 28.000 euro'luk araba bakmak gitmişti. Bu ondan 10.000 euro daha az. Yani 28.000'den daha 10.000 euro daha az. O fiyata aldık. Çünkü ikinci araba almaya karar verdik arkadaşlar. Lazım oluyor. Bu aldığımız araba bende kalacak. İkinci araba da Halit'te kalacak. Sineklik, boya işlerini, biliyorsunuz bizim bir firmamız var. Onu firma arabası olarak kullanacak. O böyle külüstür eski bir araba olacak. Ama tabii sürülebilen bir araba olacak. Çok mutluyum. Gerçekten şu an böyle mutluluktan gülüyorum kendi kendime. Kahvaltı yaptı. Kardeşim de vardı. Kardeşim eve gitti. Halit de eniştesiyle evde. Eniştesi de birazdan gidecek.
Böyle arkadaşlar, günlük rutin hayatımıza devam ediyoruz ama çok sevinçliyim, artık bir arabamız var. Yani şu anlık daha yok ama 2 gün içinde var. Bu videoyu ne zaman ekleyeceğim biliyorsunuz mu arkadaşlar? Araba kapının önüne fix geldiği gün yükleyeceğim. Yani gün değil, yani ondan sonra yükleyeceğim. Olur ki yine bir pürüz çıkarsa yüklememek için. Ama çok şükür kafe trak elimizde, yani alma satma kağıtları elimizde, çok mutluyum. Şimdi ben bir perdelerin bitmesini bakayım. Perdeler bitince hemen asalım. Ondan sonra duruma göre gün içinde ne yapacağız ona bir bakalım. Evet arkadaşlar, biz şimdi dışarı çıktık, soğuk ya. Eniştemiz gitti. Hayırlı yolculuklar inşallah. Biz ne yapıyoruz? Biz bir Edeka'ya gidiyoruz arkadaşlar, ya da Aldi'ye mi gidecek bilmiyorum tam olarak. Bir Red Bull alalım ya. Canımız Red Bull istedi, soğuk soğuk. Arabasızız ya. Onun bir kutlamasını yapmamız lazım bugün. Biz şimdi Edeka'dan biraz alışveriş yaptık ve eve gidiyoruz. Ama şu dondurmalar çok güzel. Denemenizi öneririm. Aşırı güzel dondurma. Bunlar da ucuzmuş, küçük küçük. Böyle çıktık arkadaşlar, evin uyudu maalesef, saat 6. Hava kararıyor. Birkaç bir şey aldık. Şimdi eve gideceğiz. Halit de burada. Çocuklarla. Daha mavi olmadı Dilin ama. Daha mavi olmadı. Öyle işte arkadaşlar. Halit Bey de burada. Araba aldı geldi. Sonunda inşallah arabamıza kavuşacağız. O kadar yol gittik geldik. Nasip yine bu taraftan almakmış. Ne demek istiyorsun bu işe? Dediğin gibi nasip işte. Aynen. 600 kilometre yol gittik. Yine 30 kilometreden bulduk. Olsun. Sağlık olsun. Allah herkese nasip etsin. Donduk, üşüdük. Şimdi eve gidiyoruz, ya maç bakacağız. Maç varmış, hadi maç bakacak. Evin uyumasaydı iyiydi. Ama o da uyudu maalesef. Bir saat sonra çocuklar yatar. 1000 euro paramız gitti, araba arayacağız. Evet, 1000 euro. Kız. Bu taraftan. Alo. 1000 euro gitti ama sağlık olsun. O 1000 eurolar gene kazanılır inşallah. Kazanılır da kolay kazanılmıyor. 1000 euro sağlık gitti. Olursa. Yani toplamda söylüyorum. Münise'de gittim, geldim, ne bileyim ne yaptım. Mannheim'a gittik. Aynen, Mannheim zaten bizi mahvetti. Ben hiç inemiyorum. Ya öyle. Demek ki hayırlısı verilmiş, sadakamız varmış. O arada bir bakmayıp da alıp da gelebilirdik. Öyle düşünmek lazım. Yakında yolda bırakırlar. Yok, neyse. Bırakırsan bırakırsın. Yok. Zaten kimse izliyor. İzliyorlar. Benim takipçilerim, lütfen yorumun altına yazın, izliyorsunuz beni. Halit beni zorluyor arkadaşlar, YouTube'u bırak diye de. Bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Bu yolu bu kadar geldim, daha devam da giderim. Ne yavrum? Ne 1500 abone ama kolay mı? Kolay değil tabii. Saat doldurmak, 4000 saat doldurmak için ben neler yaptım? Boş ne, insanlara ne olsa söyleyeceğim. Bir şey olmaz. Allah şey büyük. Allah. Evet kızım. Allah görüyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu kadar geldik, bırakmayacağız. Yola devam, devrimci. Gerçekten ciddi ciddi bana YouTube'u bırakmamı istiyor. Ama Allah büyük. Arkadaşlar bakın, biz şimdi perdeleri astık. Biraz kırışmışlar. Düzelmezse ütüleyeceğim. Düzelirse de bırakacağım arkadaşlar. Şimdi de maç keyfi yapıyoruz. Evin uyumuştu, geri uyandı maalesef. Çips yiyorlar, sonra Esin'den Esin'e yatağa gidecek. 7.30'da evinde, saat 9'da bir daha denerim uyutma, inşallah uyur. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Şöyle bir kezi kokun aldık. İlk kez alıyorum. Şöyle üçlü tofili aldık. 3 euroya ucuzlamış, 3.33. Şöyle bir chips. Penguin. Şöyle Epson aldık üçlü. Şundan aldık. 4 tane Red Bull. Bir de süt aldık. Bundan da 3 tane aldık arkadaşlar. Bunlar cep beğendi Halit. Alışverişimiz bu kadar. Bunların hepsine 20 euro para verdik arkadaşlar.
Öyle. Ha, bir de sakız aldı çocuklar. Bu kadar. Arkadaşlar bakın biz şimdi perdeleri astık. Biraz kırışmışlar. Düzelmezse ütüleyeceğim. Düzelirse de bırakacağım arkadaşlar. Şimdi de maç keyfi yapıyoruz. Evin uyumuştu, geri uyandı. Maalesef çips yiyorlar. Sonra Esin'den Esin'e yatağa gidecek. 7.30'da evinde, saat 9'da bir daha denerim uyutma. İnşallah uyur. Herkese ertesi günden merhaba. İyi pazarlar, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Şu an saat 12 gibi ve hava biraz güneş çıktı. Biz de dedik biraz parka gidelim, yürüyelim çocuklarla. Ve şimdi çıktık. Biraz parka gidiyoruz. Ondan sonra gelip evi toparlamam lazım. Ve çocuklara banyo falan yaptıracağım, yemek yapacağım. Yani günlük şey. Zaten hava akşama soğuyor. O yüzden biraz şimdi dışarı çıkalım, değerlendirelim. İnşallah evin bebek arabasında uyur. Çünkü kaç gündür uyumuyor hanımefendi. Gece ta 2-3 gibi uyuyor. Bizim affetti, uykusuzuz yani kaç gündür. Her neyse biz bir parka gidelim. Ben şimdi onu arabada uyutmaya çalışacağım biraz. Şimdi biraz evin içine oynatıyoruz. Bize dondurma yapıyorlar. Hava güzel. Saat şu an 1.30'a geliyor arkadaşlar. Ay, yorgunum bugün. Bütün hafta bir yorgunluğu var üzerimde ya. Tam pazar modundayım. Şöyle dondurmacıya geldik arkadaşlar. Bizim burada çok dondurmacılar meşhur. Laufen'da. Dondurma alacağız. Yine tane, hava 18 derece ama yine de alalım dedik. Şurası çok güzel duruyor bakın. Ben şöyle bir kahve aldım, cappuccino arkadaşlar. Kızlar da dondurma aldı. Şimdi şurada oturacağız arkadaşlar. Bak istemiyorum anne. Niye? Golüm tut. Arkadaşlar ani geçişle bakın. Halit bize böyle döner eti kesti. Babam gili çağırdı. Burada da biraz kıyma hazırlıyorum. Köfte yapacağım. Bir de kabak tatlısı yapacağız. Öyle. Bunu da yıkayalım, keselim. Tatlı yapacağız. Burada da döner etimiz var. Yani kırmızı eti kestik ince ince, buzlu haldekini. Bunda da kıyma yapacağız dediğim gibi. Arkadaşlar bakın kabağın içi çok güzel çıktı. Ve çok güzel kokuyor ya. Şimdi bunun çekirdeklerini alalım. Güzelce keselim. Yıkadım da güzelce arkadaşlar. Çünkü bu dışıyla dışını soyacağız yine de. Ama dışına şöyle yazı olduğu için ştempüller. O yüzden bir de şunlar olduğu için güzelce bir yıkadım. Hemen köftemi de harcını koydum. Yani tuz, karabiber, vegeta, maydanoz ve neydi ya? Sarımsak tozu koydum arkadaşlar. Böyle dinlensin biraz şimdi. Karıştırdım. Bakalım annem gelirse belki içine yumurta kırabilir. Ama o da anneme bırakırım. Belki annem gelmeden önce de başlarım yapmaya. Bir hemen bir bakayım. Şöyle köftelerimizi kızartıyoruz. Halit de burada bize kabaklarımızı kesti. Şeker döktü üstüne. Ve etimiz nasıl, ne durumda? Döner. Oo, bu işi biliyorsun Halit. Çelik. Eline sağlık. Evet. Başka bir iş paylaşmıyor ha. Arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yedik ve çay demliyoruz ve burada kabak tatlımız pişti. Onu hazırlayacağım şimdi. Üstüne de tahin ve şey kırıyorum burada, ceviz kırıyorum taze. Burada da küçülttüm. Üstüne bunları dökeceğim.
yeter annem çikolata. Yarın, yarın. Arkadaşlar biz şimdi tatlı da yedik, çay da içtik, kahve de içtik ve şimdi biraz oturacağız. Bulaşıkları falan hallettik, yıkadık, ettik. Burada da videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Umarım severek izlemişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz tabii. Aboneyseniz de bizi izlemeyi unutmayın. Bay bay. Oh.